Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonuçlarını değerlendirdi. Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçen Erdoğan, Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verdi dedi. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Artık Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem olduğunu kaydeden Erdoğan, bu tüm Türkiye'nin zaferidir diye devam etti. Diğer ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise yaşa rağmen kendisini bekleyen büyük ve coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan, milletin 7 düvelin saldırısına rağmen dik durduğunu ve sandıktan evet çıkardığını kaydetti, teşekkür etti. Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, hiç endişemiz olmasın. Cumhurbaşkanının hedefinde sonucu küçümsemeye çalışanlar da vardı. Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Ve millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Erdoğan artık ilk işin idam konusu olduğunu da ekledi. Sayın Bahçeli ben desteklerim dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde. Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Ha, desteklemedi. O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız.